Ahmet Hakan da bugünkü yazısında hocam HSYK'daki son gelişmelerin ardından artık yargının bağımsızlığı yok olmuştur demiş. Ha, hocamın bir hakimlik yetkisi yok, eksikti, o da tamamlanmış. Oh, hadi bakalım. Adli Tıp Uzmanı. Evet. Emniyet Müdürü. Evet. Ondan sonra Yüksek Yargı Başkanı. İnşallah. Daha dur bakalım, başka şeyler de olur bu yakında. Ya kardeşim, bir adam fikirleri dinleniyorsa bir şeyler söyler. Mesela ben anlatıyorum, değil mi? Evet. Allah diyor ki söz dinleyeceklerse öğüt ver. İnşallah. Ben mesela sürekli benim milletim, benim canım insanlarım, kardeşlerim doğru bir şey söylediğimde yerine getiriyorlar. Maşallah. İlgili kişiler. Şimdi bu arkadaş, efendim, Ahmet Hakan kardeşimiz sürekli anlatır, sürekli akıl veriyor. Ya kardeşim, bir kere senin aklını birisi kullanır. Ulan dersin, canım ne kadar güzel aklım var yani, değil mi? Yani ne isabetli söyledim, bu adam da yeni bitirmesin. Ya kardeşim, hiç kimse yani senin fikirlerini şey yapmadığına göre, yani ilgilenmediğine göre, evet, niçin sürekli ısrarla akıl verirsin millete ya? Evet hocam. İnsanlara. Yazının bir bölümünde de Ahmet Hakan Erbakan hocamızla ilgili bazı saygısız ifadeleri var hocam. Aydın babayı kurdeşen tutmuş olabilir Erbakan hocamız. Başa geçince rahatsız oldu demek ki.